unutmuyorum, 23 Aralık 1969. Telefon çaldı, açtım. Doğan Öz, can arkadaşım. Doğu dedi, yarın bana karşı burada bir gövde gösterisi var. Hatta can güvenliğim de pek güvence altında değil. Çünkü polis tamamen bunlarla işbirliği halinde. Sebebi şu, Komünizmle Mücadele Derneği Konya'da yasa dışı faaliyet içinde olduğu için savcı olarak takip etti ve kapattırmıştı. Doğan Öz'ü tabii bütün o Konya'nın gerici güçlerinin büyük hıncı var. Çünkü Cumhuriyet devriminin savcısı, gerçekten Cumhuriyet savcısı. 1997-28 Şubat'ında Türkiye'nin girdiği çizgi var ya, Cumhuriyet devrimi kanunlarını uygulama rotası, işte onun habercilerinden. Sosyalist savcı, bilimsel sosyalizmi benimsemişti ama her bilimsel sosyalist gibi Cumhuriyet devriminin uygulaması için mücadele, savaş veriyordu. Peki dedim, ben hemen geliyorum birkaç arkadaşımla. Herhangi bir olay olacaksa hep beraber göğüsleriz. Yok, lüzum yok falan, ben bilgin olsun diye söylüyorum. Hemen 3-5 arkadaş, ertesi gün otobüse atladık, Konya'ya gittik. Doğan Öz'ün evine ulaştık. Oturduk beraber. Arkadaşların bir kısmını dışarı nöbetçi olarak koyduk. Düşündünüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı, koruyan yok. Biz devrimci arkadaşlar olarak gidiyoruz, onun güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar evde çok güzel konular konuştuk. Yani tarih boyutu, hukuk boyutu, o günkü mücadeleler vesaire. O tabii çok sakin, vakur bir insandı Doğan Öz. Ve o zaman kontrgerilla meselelerini içinden görüyor, biliyor. Devletin içinden teşhis koyuyordu. Büyük mücadele içerisindeydi. Yani vuracağı adamı karşı kuvvetler iyi saptamıştır. Vurulacak adam da onlar açısından. Doğan Öz, o gladio sistemi açısından, tarikat, mafya sistemi yönünde gelişen o sistem açısından tam hedefi bulmuşlardır. O değerli insanımıza kıymışlardır. Bu devam etsin. Susurlukla ilgili, yani bugünkü Susurluk'un o zaman iddianamesini yazmıştı, büyük bir şey kullandık biz başlık. Evet. Onu yani öyle bir ilişkilendirebilir misiniz Doğan Öz'ün mücadelesini? Yani aynı şeylerle mücadele ediyor. Ankara'da savcı olarak da Doğan Öz, o koşullarda Susurluğu yaratan kuvvetlerin üzerine gitmeye başlamıştı. Yaşanan dönemi iyi hatırlayalım. 1977-80 arası CİA'nın Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonu var. 1977 1 Mayıs ile başladı bu. Birer birer en değerli aydınlarımızı vuruyorlar. Büyük provokasyonlar yapıyorlar. Amaç, İşte 12 Eylül'de Türkiye'yi götürmek, yani bir otorite ihtiyacı yaratmak ve Amerika'nın Our Boys, bizim oğlanlar dediği general, 5 generalin, Evren ve arkadaşlarının müdahalesini sağlamak. Doğan Öz de bu CİA operasyonuna karşı, tabii o zamanki koşullarda biz bunun bir CİA operasyonu falan olduğunu tam bilmiyoruz ama ülkücü kuvvetler burada vurucu olarak kullanılıyor. Buna karşı bir savcı olarak görevini yapıyor, takip ediyordu. Zaten görevi yapmak yeterliydi. Korkmuyordu en önemlisi. O nedenle aslında Susurluk'un ilk takipçilerindendir, süper savcı. Hani şimdi bir de süper savcı arıyor ya, Doğan Avcı, Doğan Öz arkadaşımız gerçekten süper savcıydı. Devrimci savcıydı, işçi sınıfının devrimcisi olan savcıydı. Doğan Öz 1934'te Boyvadin'de doğdu. İlkokulu Boyvadin'de, liseyi Afyon'da okudu. Babası Bekir Öz,
Köy Enstitülü Gezici Başöğretmendi. 1959'da hukuk fakültesini bitirdikten sonra yedek subay olarak askere gitti. Lise yıllarında tanıştığı Sezen Özle 1961 Temmuz'unda evlendi. 1962'de Yüce Turan, 2 yıl sonra da Hakan doğdu. Fikret Otyam, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin savcısı Doğan Özden kalan izleri başkent notlarında şöyle anlatıyor. Araba köylüleri bugün barış içindeyse, evler, okullar, çeşmeler yapılıyorsa biraz değil. Çokça Doğan Öz'ün oraya getirdiği yasal anlayıştan, huzur içinde yaşayabilme anlayışındandır. Doğan Öz, bütün Türkiye'yi dolaşır ve her gittiği yerde bir anı bırakır. Volvadin'in Dişli Köyü'ndeki ortaokul ondan armağandır. 1966'da atandığı Konya'da Cumhuriyet Savcı Yardımcısı iken gericiliğin ve ülkücülerin hedefi haline gelir. Suç saydığı fiili övmek, halkı kin ve adavete tahrik, halkı yasalara karşı gelmeye zorlamak, toplumu suç işlemeye itmek, basın yoluyla kanunun suç saydığı fiili övmek. Savlarıyla hakkında dava açtığı Komünizmle Mücadele Birliği adlı ülkücü örgütü kapattırır. Konya Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi 31 Mayıs 1971'de Mücadele Birliği Derneği'nin fethine karar verir ve yöneticilerini de 6'şer ay hapisle cezalandırır. Doğan Öz, Konya'da Kürt işi tabir edilen tefecilik olayını da çökertir. Bu durum, Kürt işi yapan ekonomik çıkar çevrelerini rahatsız eder. Doğan Öz'ün tutuklattığı Konya Vaazı'na sahip çıkan Mehmet Şevket Eygi, 18 Mart 1970 tarihli Bugün Gazetesi'ndeki köşesinde Doğan Öz'ü hedef gösterir. Bir vaizin tevkifi, bütün vaizlerin tevkifi kadar vahimdir. İslam uleması solcu ve devrimci bir savcının oyuncağı değildir. Dikkat etsinler, Konya İslam'ın kalesidir. Fazla zulmedip de sabır kazanını patlatmasınlar. Tehditlerin bini bir paradır. İşte Konya'da aldığı bir tehdit mektubu. Kızıl köpek, hareketlerine dikkat et. Senin gibi itleri geberttiğimiz zaman da sakın devrim şehidi olmayasın. Aklını başına al. Tabii yaşamak istiyorsan. Bunların sonucunda 24 Aralık 1969 günü Mücadele Birliği üyeleriyle Selçuk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden bir grup sosyalistlere alet olan devlet görevlilerini protesto etmek amacıyla Doğan Öz'ün evinin bulunduğu caddede bir yürüyüş düzenler. 24 Aralık 1969 günü Akşam Gazetesi'nde İlhami Soysal bu yürüyüşü şöyle anlatır. Bugün Konya'da bir gösteri yürüyüşü var. Üstelik dış görünüşe bakılırsa yasalara uygun, yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiş bir gösteri yürüyüşü. Belki de bir başlangıç olacak. Yeni bir atılıma öncelik getirecek. Konya'daki gösteri yürüyüşü, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılacak bir istemezlik gösterisi. Bir Cumhuriyet savcı yardımcısına karşı. Gösteriyi düzenleyen komite, İslam Enstitüsü'nün, Eğitim Enstitüsü'nün öğrencilerinden kurulu. Ardlarında Mücadele Birliği Sancakları, Milliyetçi Öğretmenler Derneği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Komünizmle Mücadele Derneği, İmam Hatip Okulları, Kur'an Kursları Dernekleri, Mukaddesatçılar, AP'liler, MHP'liler var. Nurcular var, Süleymancılar var. Bu kuruluşlar, bu akımlar hiç değilse gönülden bu gösteriyi destekleyecekler. Öz 1969 yılında İnebolu'ya atanır. Aslında bu bir sürgündür. Aynı tarihte kazandığı Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde eğitime başlar. İnebolu'ya gitmez. Bir sonraki görev yeri Denizli. Öz burada da gericilik ve yolsuzlukla mücadelesini sürdürdü. 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise son sınıfları için basıp dağıttığı Felsefeye Başlangıç adlı kitap hakkında soruşturma açtı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na da bir yazı yazarak kitabın yazarı hakkında ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleriyle Yayınlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürü hakkında da aynı suça katılmaları nedeniyle soruşturma açılmasını ve kitabın toplattırılması için karar alınmasını istedi. Öz, Denizli'de savcılık yaparken Necmettin Erbakan'ın kardeşi Akgün Erbakan'la ilgili yolsuzluk dosyasını da hazırladı. İşte iddianameden birkaç satır. Devlet görevlilerine yakınlık iddiasıyla yasal olmayan ve suç oluşturan davranışlarla kendilerine yarar sağlayan anlaşmalar yaptıkları,
Bu duruma kamu yönetimimizdeki yapısal bozulma ve kokuşmanın yol açtığı, suçluların bu rastlantı sonucu ortaya çıktığı, bu tür suçların toplumumuzda yaygın bir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Öz, İnebolu yatayininin siyasi olduğuna ve haksız bir atama olduğuna ilişkin Danıştay'a açtığı davayı da kazanır. Bunun üzerine bakanlık Öz'ü Elazığ'a tayin eder. Elazığ'da 1,5 yıl çalışan Öz, 12 Mart'tan sonra tekrar İnebolu'ya tayin edilir. Bu arada idamlara hayır kampanyasına destek veren ender hukukçular arasında da yerini alır. İnebolu'da çalışırken 12 Mart sonrası DGM'lerin kurulması gündeme gelir. Doğan Öz, DGM'lerin yargıya aykırı bir durum olduğunu, politik mahkemeler olacağını düşünür. Bunun hukuk sistemine, anayasaya aykırı olması nedeniyle bir hukukçu olarak huzursuzdur. Fikrini hukuk camiasında imzaya açar. DGM'ler kapatılsın kampanyasının açılmasından hemen sonra Doğan Öz, Denizli'nin Kale ilçesine gönderilmek istenir. Ancak Öz, rapor alır ve Kale ilçesine gitmez. Bunun üzerine Mardin savcı yardımcılığına atanır. Bu arada üçüncü çocukları Bengi Hebal Öz doğar. Öz, eşi ve 3 çocuğunu İnebolu'da bırakarak Mardin'de görev yapmaya gider. 1 yıl sonra da Denizli'ye tayin edilir. 1977'de Ankara savcı yardımcılığına atanır. MC dönemlerinde ilden ile sınırdan sınıra sürülen Öz, Ankara'da göreve başlar başlamaz önemli olaylara el atar ve birçok olayın üzerine korkusuzca yürür. Ankara'da Denizcilik Bankası tarafından Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'e verilen usulsüz kredi olayına da el atar. Doğan Öz'ün incelediği bir başka dosya, Ticaret ve Turizm Yüksekokulu öğrencilerinden Levent Özyüreğin sağcı militanlar tarafından öldürülmesi olayıdır. Levent Özyüreğin katilini ararken ülkücü öğrencilerin karargah olarak kullandıkları site yurdunu aratır. Site yurdunun aranması MHP'lileri ve ülkücü kesimi çok rahatsız eder. Bu arama emri MHP Millet Meclisi grubunca parlamentoya kadar bile getirilmiştir. Doğan Öz'ün çomak soktuğu en büyük kır kovanı ise sıradadır. Ölümünden kısa bir süre önce kontrgerilla MHP ilişkilerini ele alan bir rapor hazırlar ve bunu dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e sunar. Kendisi de tehlikenin büyüklüğünün farkındadır. Nitekim bunu raporunun girişinde belirtir. Bu giriş bugün Susurluk diye özetleyiverdiğimiz olayın tanımıdır. İlk bakışta can ve mal güvenliğini tehdit eder gibi görünen şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Demokrasiye bütün gerekleriyle işlerlik kazandıracağını olan umutları yok etmek, onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çok uluslu ortaklıklar Orta Doğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, AID, İran ve İsrail gizli haber alma örgütleri, kontrgerilla gibi gizli örgütler yönlendirmekte olup, bu örgütler 1. ve 2. MC hükümetleriyle devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştüren, demokrasi düşmanı akımları iktidar etmeyi öngörmüşlerdir. Doğan Öz, raporun sonraki bölümlerinde bu plan çerçevesinde yapılan eylemlerden örnekler verir. Bu çalışmalar içinde askeri ve sivil güvenlik güçlerinin MİT elemanlarının yer aldığını, siyasi planda MHP ve bağlı kadrolarca yönlendirildiğini yazar. Doğan Öz, 24 Mart 1978 sabahı vuruldu. Evinden çıkıp otomobiline bindiğinde 9 mm çaplı bir 14'lüden çıkan 6 kurşun onu aramızdan aldı. Suikastten sonra belki de Türkiye hukuk tarihinin en ilginç soruşturma ve yargılaması başladı. Sanık İbrahim Çiftçi, tanıkların neredeyse tümü tarafından defalarca teşhis edilmesine, savunmasının yalan olduğu belgelenmesine, askeri mahkemelerce 4 defa idama mahkum edilmesine rağmen, Askeri Yargıtay Daire Kurulu kararı her seferinde bozdu. Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Çiftçi'nin beraat ettiği yerel mahkemenin kararının gerekçesi ise şöyledir. Sanık İbrahim Çiftçi'nin maktul Doğan Öz'ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüştür. Ancak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararına direnilemeyeceğinden 7/8'lik oy çokluğuna dayanan
Daireler Kurulu bozma ilamına sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle uyulmuş ve sanık çiftçinin beraatine karar verilmiştir. Gariptir ki bu beraatten sonra 7 tiplinin katledildiği Bahçeli Evler davasında da sanık olan çiftçi aynı şekilde beraat ettirildi. Doğan Öz'ün yaşamına adadığı mücadele, örnek kişiliği, aydınlanmacı, ilerici güçlere ışık tutuyor. Aradan geçen 20 yıla rağmen halkın Doğan Öz'e olan ihtiyacı kendini hissettirmeye devam ediyor. Doğan Öz'ün devrimci, bilimsel ve onurlu anısı hepimize örnek olsun. Bildiğiniz üzere babam Doğan Öz 20 yıl önce bugün katledildi. Ben o zaman 5 yaşındaydım. Dostlar bana bazen soruyor, sen o yaşlarda ölümü anlayabildin mi? Hayır anlayamadım. Hiçbir zaman anlayabileceğimi, anlamak isteyeceğimi sanmıyorum. Ne idamları, ne yargısız infazları, ne faili meçhulleri, ne de adli sebeplerle işlenen cinayetleri. Hiçbirini kabul etmiyorum. Dilimizde insancı diye bir kelime var. Demek ki insancı olmayan da var bu dünyada. İnsancı olmayan bir dünyayı kabul etmiyorum. Bu şekilde ölümleri kabul etmiyorum. Bu yüzden lütfen bugünü ağlayarak, kendinize ve birbirinize acıyarak geçireceğinizi gülerek, sevinçle, coşkuyla yaşayın. Doğan Öz gibi hukukçuların da var olduğunu, bizlerin yaşadıkça onları da yaşatacağımıza inançla başlayalım bu töreni. 1977 öncesi Orhan Yavuz hocamızı Erzurum'da kaybettiğimizi anımsıyorum. Daha sonra Bedrettin Cömert hocamızı, Nevzet Bulut hocamızı, İstanbul'da Afti İpekçi, Adana'da değerli bir emniyetçi Cevat Yurdatulu, Cavit Orhan Tütengil'i, Ümit Kaptancı dilleri, daha nice nice bahriye birçok arkadaşımızı, değerli insanları habire kaybetmekteyiz. Katlanıp giriyor bu. Susurluk kazası olmasaydı belki hiç de rahatsız olmadan devam edeceklerdi ama bu olay bunları biraz kamuoyunda iyice gözle görülür hale getirmiş bulundu. Artık herkes olayı çok net ve açık biçimde görüyor. Kimsenin yapmadığını, yapamadığını düşünür ve cesaretle uygular. Üstüne karşı yumuşacık davranır ama haksıza karşı bir İsveç çeliği kadar serttir, doğanır. 1964'te Diyarbakır Çermik'te Usikam köylülerinin bir Muğlalı jandarma onbaşısı vuruluyor, ağanın adamı vuruyor. Şaşırtma için başka köylüleri topluyorlar, asıl katili bırakıp. Doğan Öz gidiyor, asıl onbaşıyı, çavuşu öldüren insanı buluyor, getiriyor. Site yurdunu Aratma'daki Doğan Öz'le o Diyarbakır'daki Doğan Öz aynı. Bir işçiye Denizli'deki işverenlerden birisi çok eziyet etmiş. Doğan Öz ilk kez işverenin bir sınıf egemenliğini kullandığını düşünerek o maddeyi uyguluyor ve o işvereni getiriyor, sorguluyor, yargılıyor. Bizim Doğan derlerdi hep. Bizim Doğan Denizli'de. İşçiler, köylüler, okumuşlar, okumamışlar. Hep Doğan Öz'ün arkadaşıydı, dostuydu. Doğan sıradan bir cumhuriyet savcısı değildi. Sıra üstü bir cumhuriyet savcısıydı. Az yetişti öyle savcılar. Site yurduna girilemezdi.
burada Edirne Kapı Yurdu'nun işgalini İstanbul'dakiler hatırlatırlar, girilemez. Ahmetler'deki Sivas Yurdu'na girilemez. Orası işgal edilmiş. Faşist militanlar işgal etmişlerdi. Devletin yurdu, üstte yurdu işgal etmişlerdi. Bendenize silahlar bekliyorlardı. Orada işte barınıyorlardı, orada planlıyorlardı, orada ilerliyorlardı. Oradan çıkıyorlardı. Bunu herkes de biliyordu. Ama oraya giremezdi. Başkası giremezdi. Polis giremezdi. Yani onlar kaldı etmezdi. Doğan oraya kendi girdi. Polise havale edip gereğini yapma, şurayı arayın diye evrakı imzalayıp bırakmadı. Doğan kendi girdi, aramayı yaptı. Ve sonuç aldı. Doğan sadece görev yapmıyordu. Doğan Cumhuriyet devriminin yargıdaki temsilcisi, yargıdaki temsilcilerinden biridir. Cumhuriyet devrimini, aydınlanma devrimini özümlemiş bir hukuk adamıydı, bir adalet adamıydı. O sadece bir hukukçu, sadece bir cumhuriyet savcısı değildi. Devrimci cumhuriyetin devrimci savcısıydı. Cumhuriyet devrimlerinin tamamlanması gerektiğine inanıyordu. Mustafa Kemal devrim, Mustafa Kemal'in devrimlerinin tamamlanması gerektiğine inanıyordu. Ona çalışıyordu. Bütün hukuk dışılıklara, bütün ilkelliklere, çağ dışı gelişimlere karşı direnci ilk imza atması ondandı. Doğan bir noksan bıraktı, doldurulamayacak bir boşluk kaldı Doğan'da. Bizi kahreden o süreç yerli malı bir süreç değildir. O yapılar yerli malı yapılar değildir. Yani sadece işte bizim haritamız üzerinde oluşmuş, bir araya gelmiş gruplar, yapılar falan değildir. Çekeler, onlar ibaret değildir. Uluslararası ilişkileri olan, uluslararası projenin bir halkası durumunda rol üstlenmiş olan, onun o rol içindeki eylemleri yerine getiren yıllardır. Yıl 1969. Bu yeni genç dost nasıl da sıcak kanlı, sevecen, şakacı ve sorunları irdelerken hem bilgili hem coşkuluydu. Yerindeki bilinç ve direncinden dolayı ona bir gün Niğde görev yerinden şu tebliğini çekildi. Korkunun ve kopuşmuş korkutucuların üzerine giriyor. Uzun süredir çetelerin üstüne korkusuzca saldıran, çekinmeden uzun bir süredir büyük bir savaş sürdüren Sayın Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Doğan Birinci'ye söz veriyorum. Aziz dostlar, toplantının başında değerli bir konuk geldi. Ben dedi, böyle ölüm toplantılarını sevmem ama Doğan Özür toplantısı olduğu için geldim. Bu bir ölüm toplantısı değil, bu bir savaş toplantısı. Doğan Öz büyük bir Cumhuriyet Devrimi savaşçısı. Devrimci bir karakter. Hani bizim derin tarihimizin içinden gelen bütün güzel hasletlerimizin içinde bir anlamda yoğunlaştığı ama özellikle Cumhuriyet devrimimizin yarattığı örnek bir insan. Bu süreç bizi bu mafya, tarikat, radyo diktatörlüğüne götüren süreç bir bakıma o süper savcıyı vurarak başlamış. Yani camiler, katiller, uyuşturucu kaçakçıları, Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin sömürgesi haline getirmek isteyenler, Tansu Çiller'leri, ondan önce Turgut Özal'ları yaratan süreç, Nakşibendi tarikatını en sonunda Çankaya'ya çıkartan süreç, getirip başbakanlık koltuğuna oturtan süreç, kendi savcısını vurarak başlamıştır.
Yani Türkiye'yi bir anlamda o süper savcıdan yoksun bırakarak işe girişmişler. 1 Mayıs 1977, arkasından da 24 Mart 1978 Doğan Özük öldürülmesi. Belli bir iktidarın koşullarını yaratmak için CİHAS'ı, diğer gizli teşkilatları, İsrail'i vesaire bilinçli, kasıtlı bir merkezden yönetilen eylemler de bunlar, bu teşhisi koyuyor. 12 Eylül teşhisine bu eylemleri Türkiye'yi 12 Eylül'e sürüklemek istediğini o zamandan görüyor ve veriyor. Katiller ortadadır. Ve Susurluk Türkiye Büyük Meclisi Komisyonu'nda verilen ifadelerde arkadaki kuvvetler de ortaya çıkmıştır. Mehmet Eylül geldi, biz dedi bunları, yani Doğan Zuhuran o çete, Abdullah Çatlılar, Mehmet Ali Ağcılar, İbrahim Çiftçiler hepsi aynıydı. Ve şu anda mecliste olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, bunların reisi, o Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren operasyonun lideri, adamı getirmiş, meclise sokmuştur. Bunları kullandık dedi. 1980 sonrasında kullandık dedi Mehmet Eylül, MİT Müsteşar Yardımcısı. Ertesi gün yine MİT'in yetkililerinden Korkut Eken geldi. O da dedi ki, 1980 öncesinde de kullandı. Nerede kullandı? Doğanızı vururken kullandı. Abdi İpekçi'yi vururken kullandı. Hep aynı adamlar bunlar. Ve 1982 Eylül günü Polenze'ye CİA'dan şefi telefonu açıyor, diyor ki senin oğlanlar, sizin çocuklar becerdi. Böylece failler ortaya çıkıyor. Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu ekibi, onların arkasında Kiram Abbas, Mehmet Eylül'lerin MİT içindeki CİHA takımı kendi üstünden kullandı. Başka bir iş yapmadılar ki, işte bunları yaptılar. Ve bizim çocuklar diye onların arkasındaki CİHA'nın istasyon şekli. CİHA'nın çocukları bunlar. CİHA, MİT'teki CİHA'cılar ve bunlar. Bunlar tabak gibi ortaya çıkmış. Bütün kanıtlarıyla, belgeleriyle, bilgileriyle. Sorun nedir? Peki, suç ortada, Doğan Öz, Abdi İpekçi, kanıtlar, bilgiler, belgeler ortada, itiraflar ortada. İbrahim Çiftçi'yi 4 kere kurtaran kuvvet, CİHA ve onun adamları, itçiler, kontrol gerillacılar, bunlar devleti zapt etmişler. Devleti ele geçirdikleri için o ipten dönüyor. Asamıyorlar onları. Bunlar ortada. Maltepe'den kaçırıyorlar. Bunlar ortada. Onun için bunların yakasına yapışacak bir kuvvet, bir irade lazım Türkiye'ye. Türkiye savcısını değil, bir devrimci cumhuriyet hükümetini aramaktadır. Ve devrim zaman aşımına uğramaz. Saati geldi mi gündeme girer. Devrimin adaleti zaman aşımına uğramaz. Doğan Öz'ün hesabı sorulacaktır. Bu kesindir. Size İbrahim Çiftçi'nin 3 savcı elindeki ikrarına söylemiştim. Bu da yeni bir ikrar. Bu ikrarı okuyorum size. Bizi kullandılar. Evet, tabii. Ne diyor bakın?
bahçelerle katliamı ve savcı özü öldürme suçlarından yargılanan Çarklı'nın kader arkadaşı Hüseyin Valentin'i muhabiriniz Şule Çizmeci'ye konuştu. Tırnak içinde. 1980 yılından sonra ilginç bir teklif geldi bizlere. Hepimize tek tek demişti ki sizi Güneydoğu'ya gönderelim. Orada bizim aramızda çalışırsınız. PKK ile mücadele edersiniz. Bundan kurtulursunuz. Buradan kurtulursunuz demişti. Bu teklifi bir yüzbaşı, bir görevlisi, bir istihbaratçı yaptı. Peki biz gittik Güneydoğu'ya PKK ile mücadele ederken öldük ya da ölmedik. Bizim yanımızın garantisi ne olacak? Berat edecek miyiz diye sorduk. Yakalanırsanız firanınızı vereceğiz dediler. Sarı başak saçlı çocuk. İlk sözcükleri, ilk yaş perfektiğiyle söylerken genç işçi, kendi atılan kazığı, kendi sapını el yordamıyla sezmeye başlarken kadın savaşçı erkeğin gözlerini dinlendirirken anlayacağınız her bir işi onları derken buz gelir bana büyük sürekli alır. Buz bile gelir, yeni rakı içelim. Acele gitgenlere, ak günler hem onun çabasında.